Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkidelerimiz çiçeklerini artık döktü. Artık yapraklarını geliştirmekle meşguller. Bugün sizlere orkidelerde çiçekleri döküldükten sonra nasıl bakımlar yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı konuşacağım. Öncelikle orkideler 3 aşamalı e, değişim gösterirler. 1- Yaprak büyütme, 2 kök, kök büyütme, 3 de çiçeklerini besleme. Ee, çiçekleri döküldükten sonra eğer orkidelerimiz yapraklarını çıkarıyorsa, yeni yapraklarını ve kökleri sağlıklıysa bu orkidenin sağlıklı olduğunun en önemli işaretidir. Ee, onun için yaprak çiçekler döküldükten sonra yapraklar yeni yaprak çıkıyor mu, çıkmıyor mu bunları kontrol edelim. Ve bakımlarını devam edelim. Orkidelerde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi, çiçekler döküldükten sonra bakımlarını düzenli yapılmıyor ve çiçekler e, ölmeye doğru gidiyor. E, aynı sulamasına dikkat edelim, yapraklarının temizliğine dikkat edelim. Yaprak temizliği ile alakalı e, bir şeyler yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? E, yapraklarını e, Arap sabunuyla silebiliriz. Arap sabunuyla daha önceki videolarımızda gösterdim. Biraz Arap sabunu koyup bol suyla yapraklarını dezenfekte edelim. E, saplarını dezenfekte edelim. Yeni yapraklar çıktığında hastalıklı yapraklardan bir şey bulaşmamış olsun. Evet şöyle görüyorsunuz hepsi yeni yeni taze yapraklar çıkarıyor. Bu çok önemli. Bunu destekleyecek bakımlar yapmalıyız. Özellikle kökleriyle alakalı Besin verebiliriz daha güzel yaprak çıkartma ile alakalı. Bununla alakalı daha önceki videolarımda yine ayrıntılı anlatmıştım. O videonun da linkini koyacağım videonun sonuna. Sarımsakla hazırladığımız sarımsak ve aspirinle hazırladığımız bir tane köklerle alakalı kür vardı. Bir de yapraklarla alakalı bir kür vardı. Bakın şurada bu orkidemiz yeni dal çıkarıyor. Uzun zamandan beri bekliyordum ben bunun dal çıkartmasını. Mor e, beyaz çiçekleri var bunun çok güzel inşallah çiçekleri de göstereceğim Evet bu çiçek yaprağını büyüttü şimdi dal büyütmeye geçti Dal çiçek ayrımının nasıl yapıldığını kısa bir videoda anlatmıştım Onun da linkini buraya yerleştireceğim Evet yaprakları kontrol edelim dediğim gibi yaprak temizliğine dikkat edelim Şimdi tek yaprak, kal tek çiçeği kalmış e, orkidelerin yapraklarına daha çok güç harcaması ile alakalı, bunları budayalım. Budama nasıl yapacağım yapacağız? E, en son çiçek çıkan yerin hemen üstünden. Bakın bunlar tek yapraklı kalmış. E, normalde durabilir ama yaprağına gücünü komple vermesi için bunları kesmemiz lazım, budamamız lazım. Nereden budayacağız? En son çiçek çıkan yerin hemen üstünden. Bakın şuradan yeniden dal atabilir. Şuradan budayacağız ve budadığımız yere tarçın süreceğiz. Evet. Aynı şekilde bunu da şu alt taraftan kesip şuradan e, kestiğimiz yere yine tarçın koy süreceğiz. Evet, burada da iki yapraklı var. Bunu da şuradan kesip tarçın süreceğiz. Tarçın sürmeliyiz ki hem aşağı doğru çürümesini engelleyelim hem de hastalık kapmasını Engellemiş olacağız. Evet. Şimdi buradaki çiçekleri göstereyim. Bunlar da bakın şu yaprak da yeni çıktı taze. Evet bu yapraklar çok kıymetli. Ne kadar çok yaprak ne kadar çok kök ileride daha güzel çiçekler açması için çok önemli. Bu süreci çiçekler döküldükten sonraki bu süreci güzel değerlendirmeliyiz. Ve yaprak sağlığına ee, önem vermeliyiz. Kök sağlığına önem vermeliyiz. Yaprakların temizliğine önem vermeliyiz ki Güzel çiçeklere kavuşalım Evet Gördüğünüz gibi Tap yapraklar Şimdi şurada bu üç orkidenin Ölmek üzereydi bunlar nasıl ee, Kurtardığımızla alakalı videolar vermiştim bakın Şuradaki küçük yaprak göstermiştim biraz daha büyümeye başladı Kendini yavaş yavaş topluyor Evet yapraklarının büyütmesi çok kıymetli çok önemli. Toprağın hemen üstüne tarçın toz tarçın koydum. Bu da hastalık bulaşmasını engelliyor ve kök çıkartmasını teşvik ediyor. Bakın şu orkidemde yaprağın kenarlarında bir siyahlama var. Bu bir hastalık belirtisi. Şimdi bu hastalığın her tarafa yayılmaması için şu siyahlanmanın bittiği şuradan kesip bu kestiğimiz yere de tarçın sürmeliyiz ki taze yapraklar çıksın ve bu hastalıklı yaprağın hastalıklı kısmı diğerlerine bulaşmasın diye. Bakın şu alt taraftan şimdi keseceğim ve buraya tarçın süreceğim. Evet. Kestim, tarçın sürdüm. Şu yeni çıkan bakın bu tek yaprağı vardı. Şu diğer yaprağı ben bakım yaptıktan sonra çıkmıştı alt taraftaki. Bir yaprak daha çıkıyor şu anda bakın şurada küçük bir yaprak var. Bu yaprak büyüdükçe bu kestiğim yeri kapatacak ve artık güzel görünecek. Evet. Diğer birkaç ork orkidemi de göstereyim. Bunlar da bakın kökleri çok sağlıklı. Kökler bakın yemyeşil. Bu böyle yeşilken kesinlikle sulamıyoruz. Orkideler fazla su verildiğinde çürüyorlar. Buna çok çok dikkat edelim. Yani kökler yeşilse sulamıyoruz. Kökler grileşmişse, griye, grileşmeye dönmüşse bu şekilde suluyoruz. Bakın kökler şu anda gayet sağlıklı, yeşil. Bunu sulamıyoruz. Fazla su orkidenin en büyük düşmanıdır. En büyük zarar verendir. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet orkideleriniz çiçekleri döktü diye üzülmeyin. Bunlar yeniden çiçek açacak ama biraz sabır, emek istiyor ve bakım istiyor. Sizler de emek ve bakım göstererekten yeni çiçeklere kavuşabilirsiniz. Yeni yaprak büyütmeleri... Köklerin sağlıklı olması ilerideki güzel çiçeklerin habercisidir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere iyi günler.